Evet arkadaşlar, sizlerle küçük bir vlog yapmak istedim. BMW M760 LE ile birlikteyiz. En dolusu arkadaşlar, bu araçta yok yok. Masaj sistemi şu anda açık. Spor modundayız. İçi muazzam. Head-up display var tabii ki. Arkadaşlar bu araç 610 beygir gücünde. 800 tork üretiyor. 0-100 3.7 saniye. BMW'nin en güçlü motoru var bunda. Soğutma, ısıtma, masaj hepsi var. Şu anda Rotterdam'dayız. Hava sıcaklığı 14 derece. Saat 12'ye geliyor öğlen. Arkadaşlar bir de var ya, bunun egzoz sesi çok acayip. Özellikle spor modunda. Mesela burada adaptif modu var. Şu eco. Şu standart. Bu da spor. Buradan görüyorsunuz. M760 LE. Bunun makyajlı kasasını sürmüştüm. Şimdi uzun kasasını sürüyoruz. Panoramik cam tavanda bildiğiniz gibi LED aydınlatmalar var. Sürüşü acayip. Hem rahat, çok rahat, havalı süspansiyon var. Hem çok seri bir araç. Yani o yüzden benim hoşuma gidiyor. Bildiğiniz gibi konforlu arabaları çok seviyorum. Ve bu kasada ilk kez panoramik cam tavan üretti BMW. Bak, sporu aldım, sesi duyuyorsunuz hemen. Ve aydınlatması için iki tane renk seçebiliyorsunuz. Yani iki ayrı renk. Mesela şurada parfüm sistemini açtım. Klima peteklerinden içeriye parfüm veriyor. Mercedes'te bir koku var. Bunda iki tane koku seçebiliyorsunuz. Şu eşya gözünde oluyor. Arkadaşlar harika bir araç. Koltukları çok rahat. Yani muhteşem bir araç. Arkada televizyonlar var arkadaşlar. Burada da izleyebiliyorum ama o sistemi açman lazım. Arkada televizyon izleyebiliyorsunuz. Arkada da masaj var ayrıca. Bu adam her şeyi seçmiş. Mesela gece görüş de var, onu da açalım. Ama akşamdan gündüz açılıyor mu bilmem. Bak açıldı. Şuradan görüyorsunuz bak. Harika bir şey ya. Adamlar yapmış. 20 jantları var. Ve şurada da aydınlatma var. Bowers & Wilkins ses sisteminde. Şu gece görüş kamerası. Tabi adaptif hız sabitleyici hepsi var. Şurada ısıtma var. Arabanın her şeyi özel. Çift cam kullanılmış bu araçta. Mesela harika bir şey ya. Şurada dokunmatik ayrıca. Polis vardı orada. Kamerayı alçakta tuttuk. Arkadaşlar, uzun kasa, onu dememiştim. Bu araç uzun kasadır. Ve siyah, içi de siyah. Yani kombinasyonu müthiş. Aracın ağırlığı da 2155 kilogramdır. Onu da belirteyim. Başlangıç fiyatı Hollanda'da 250 bin euro. Bu araç en dolusu olduğu için kesinlikle daha fazladır. Arkadaşlar, gece görüşü kapatalım. Ben böyle sürmeyi seviyorum. Yani full ekran. Sizleri Rotterdam'ı gezdiriyorum. Arkadaşlar içi ayrıca
özel yapım Napa deri kullanılmış. Çok kaliteli deri var bu araçta. Koltukları da aşırı rahat. Tabii ki hafıza, hepsi var bu araçta. Yani cam tavandaki aydınlatmayı çok beğeniyorum. Burada akşamdan mesela ambiyans aydınlatmayı mavi yaptım. Şimdi burada da noktalarda mavi ışıklar beliriyor. Parlaklık ayarı da var tabii ki. Ayrı bir dünya ya. BMW M760L'yi ayıran şey nedir arkadaşlar? 12 silindir 6 litrelik motoru var. Canavar yani bu araç. Bunu otobanda sürmek lazım. Çok güzel bir araç. Bunun makyajlı kasası zaten Alaaddin 61 YouTube'da var, test sürüşü. YouTube'a Alaaddin 61 M760L TR yazın. Videoyu bulacaksınız. Veya Alaaddin 61 M760 TR yazın. Türkçe olarak videosu yayında olacak otobanda. Makyajlı kasasının. Gri bir tane sürmüştüm. Şurada 12 yazıyor. Ha işte parlak siyahın dezavantajı bu. Ve ısıtmayı açtığım zaman buralar da ısınıyor. Şurada da ısınıyor. Burada hafızalar, masajlar. Araba acayip. Evet. Şurada bir basalım. Ya işte bunu seviyorum ya. Alican abi diyordu ya. Hem rahat hem koşar diyordu her zaman. Yani M6 gibi gider. 7 serisi gibi rahat olur ve bütün şeyler var yani. 3.7 saniye nedir ki? BMW'ler güzel arabalar arkadaşlar. Şu anda bunun değeri, yani bu araç 2015-2016 yılı arasında yapıldı. Ve bu araç şu anda 60-70 bin euroya var ikinci el Almanya'da. Bu araçta önemli olan detaylar işte. Adamlar BMW neyi sunuyorsa hepsini yapmış mesela. Bütün seçenekler var bu arabada. Mesela kamera sistemini açalım. Burada mesela kamera var. Şöyle yapalım. Bak şimdi kamera açık. Ön kamera, yukarıdan bakış var. Şunu yaklaştıralım. Buradan mesela seçebiliyorsunuz. Bak otomatikte. Ama kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Şey bile var yani. Ne diyorlar ona? Yani yıkamaya verdiğiniz zaman onu da ayarlayabiliyorsunuz. Bak şimdi park yerlerini buluyor. Buradan mesela şöyle el işareti de anlıyor bak. Görüyorsunuz. Bak, aracın etrafında bakıyorsun. Bak el işaretiyle sesi aç, kapat. Bu sadece BMW'de var. Ve bence muazzam yapılmış. Kamera kalitesi de en iyi kalite yani. Ne varsa yani en iyi kalite kamera hangisiyse onu koymuşlar. Head-up display'i de görüyorsunuz. Önde de Mercedes gidiyor. CLK AMG paket Cabrio arkadaşlar. O da bizim arkadaş. Buradan selam söylüyorum izliyorsa. Buradan Bank Aracı'ya da selamlar. Rotterdam'da biliyorsunuz. Veyna'da.